Merhaba. Bugünlerde malum koronavirüsten başka pek fazla bir şey konuşmuyoruz. Onun etkilerinden bahsediyoruz. Ama bu bağlamda küresel salgının arkasından gelmesi neredeyse kesin olan bir ekonomik daralma, küresel ekonomik daralma ihtimalinden bahsediyoruz. Artık ihtimal değil, neredeyse kesin. Onun getireceği işsizlikten ve yoksulluktan çok söz ediyoruz. Ve bu bağlamda da temel gelir kavramı çok gündemde. Temel gelir fikri çok gündemde. Bu temel gelir fikrinin ilginç tarafı, hem Amerika Birleşik Devletleri gibi, Kanada gibi, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri gibi refah toplumlarında tartışılıyor. Hem de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde tartışılıyor gündemde. Aynı zamanda bunun hem sağ hem sol kesimden düşünürler, gazeteciler, siyasetçiler tarafından ilgi gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla üzerinde durmaya, tartışmaya değer bir fikir gibi görünüyor temel gelir. Ben de bugün bu konuda bir şeyler söyleyeceğim. Bu çok tartışılan fikrin biraz içeriğinden, tarihçesinden, diğer sosyal yardım politikalarıyla ilişkisinden, neden çekici bir fikir olduğundan, ama aynı zamanda zorlukları ve kısıtlarından da biraz söz edeceğim. Şimdi çok başlamak için çok kısaca özetlersem, temel gelir şöyle bir fikir. Bir toplumda yaşayan bütün insanların toplumun eşit fertleri olarak katılabilmeleri için yaşamalarına imkan verecek asgari bir gelire sahip olmaları gerekir. Aksi takdirde toplumdan dışlanma tehlikesiyle karşılaşırlar. Fikir bu. Bu fikrin de tabii yurttaşlık fikriyle çok yakın bir ilişkisi var. Dolayısıyla temel gelir yerine bazen vatandaşlık geliri kavramının da kullandığını görüyoruz. Bu da anlamsız değil. Şimdi bu temel gelir herkesin belirli bir geliri olması, toplumda yaşayan herkesin çalışmasından, durumundan, mülk sahibi olup olmamasından bağımsız olarak geçinebileceği bir gelire sahip olması gerekir fikrinden yola çıkıyoruz. Şimdi bu fikrin tabii sosyal yardım politikalarıyla bir ilişkisi var. Başka sosyal yardım politikalarıyla, genel olarak sosyal yardımla bir ilişkisi var. Mesela 16. yüzyıl Avrupa'sında erken kapitalizm döneminde tartışılmaya başlayan ve yürürlüğe giren, uygulanmaya da başlayan sosyal yardım, yoksul yardımı politikaları olduğunu biliyoruz. Günümüze kadar da çeşitli biçimlerde uygulanan bu yoksul yardım politikaları. 18. yüzyılın sonunda Fransız İhtilali döneminde insan hakları ve vatandaşlık çok tartışılan konularken gene temel gelir gündeme geliyor ve bugün tartıştığımıza oldukça yakın bir biçimde gündeme geliyor. Daha yakın dönemde Avrupa'da hemen hemen bütün ülkelerde uygulanan asgari gelir desteği politikaları, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde uygulanan şartlı nakit transferleri, çocukların okula gönderilmesi veya sağlık kontrolünden geçirilmesi koşuluyla verilen, bunların hepsi bir ölçüde gelir desteği politikaları. Şimdi temel gelir de bunlardan biri sayılabilir ama bunlardan da biraz farklı. Bunlardan biraz farklı. Özellikle şu sebepten farklı. Buna tekrar geleceğim. İhtiyaç tespitine dayanmıyor. Yoksulları hedeflemiyor. Yani yoksullukla mücadelede etkili bir yöntem ama yoksul yardımı değil. Koşulsuz, düzenli
bireylere verilen. Şimdi bu yönüyle biraz farklı öteki sosyal yardım politikalarından. Şimdi bu fikrin 20. yüzyılın sonunda bütün dünyayı etkilemeye başlayan neoliberal küreselleşme ortamında çok ciddi bir biçimde tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Yani fikrin kökenleri eskiye gidebilir ama temel gelir olarak tartışılmaya başladığı nokta neoliberal küreselleşme dönemi. 1983'te Belçika'da Leuven Üniversitesi'nde birkaç genç akademisyenin bu konuyu tartışmaya başladıklarını görüyoruz. Bunların arasında Philippe von Paris de var ki bu temel gelir tartışmalarında çok önemli bir isim. O da var. 1983'te tartışmaya başladılar. 1986'da temel gelir Avrupa ağı kuruluyor. BEN, Basic Income European Network. 2004'te bunlar ağ kurulduktan sonra, BEN kurulduktan sonra her yıl uluslararası konferanslar düzenlemeye başlıyorlar temel gelir üzerine. Bunlardan birine ben de katılmıştım. Barcelona'da yapılan, 2004'te Barcelona'da yapılan bir konferanstan sonra ağın adını temel gelir Avrupa ağından temel gelir dünya ağı, Basic Income Earth Network'e çevirmeye karar veriyorlar. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde de o yıllarda özellikle Güney Afrika ve Brezilya çok bu tartışmaların içindeydi. Oralarda da fikrin ilgi çektiği görülüyor. Şimdi bunun nedeni bu dönemde bu temel gelirin gündeme gelmesi ve tartışılmaya başlamış olmasının nedeni istihdamla gelir, istihdamla geçim arasındaki ilişkinin değişmiş olması. İşlerin düzensiz, yarı zamanlı, güvencesiz niteliği ve çalışan yoksul olgusunun çok önem kazanmış olması. Yani artık şey diyemiyoruz, yoksulluk işsizlikle bağlantılı bir şeydir, istihdam yaratılarak yoksulluk engellenebilir diyemiyoruz. Yani 20. yüzyılın sonundan itibaren bunu çok net görmüş vaziyetteyiz. Onun için de temel gelir çok çekici bir fikir olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu fikir niye çekici bir fikir? Öteki şeylerden farkı ne? Öteki sosyal yardım politikalarından farkı ne? Bunu biraz söyledim. Yoksul yardımı değil, ihtiyaç tespitine dayanmıyor. Herkese veriliyor. Zengin, fakir herkese veriliyor. Ve bireye veriliyor. Haneye değil, bireye veriliyor. Şimdi bunun gelir, ihtiyaç tespiti yapılmadan, ihtiyaç tespitini dışlayarak yapılması gereken bir destek olması birkaç bakımdan ilginç, birkaç bakımdan önemli geliyor. Bunlardan birincisi insanlara ihtiyaç tespitine dayanan bir yardım yaptığınız zaman biraz şöyle demiş oluyorsunuz. Sen yoksul olduğun için ve yoksulluğunu kanıtladığın için bunu hak ettin, biz de sana bunu veriyoruz. Yani insanlar yoksul olarak damgalanmış oluyor bu böyle bir uygulama içinde. Dolayısıyla eşit vatandaşlık, eşit yurttaşlık fikrinden uzaklaşmaya başlıyoruz. Bunu aşıyor temel gelir. Ayrıca ihtiyaç tespiti, İhtiyaç tespiti, sosyal politika alanında çalışanlar çok iyi bilirler. İhtiyaç tespiti çok pahalı bir iştir. Bürokratik maliyeti yüksek bir iştir. Bürokratik maliyeti o kadar yüksektir ki bazen bu maliyet yaptığınız yardımdan daha fazla olabilir. Yani astarı yüzünden pahalıya gelebilir bu bakımdan. Bu bürokratik maliyeti ortadan kaldırdığı için temel gelirin piyasa ekonomisine çok destekleyen, piyasa ekonomisine çok bağlı ortodoks iktisatçılar tarafından da benimsendiğini görüyoruz. Benimsenebildiğini görüyoruz. Yani çok kolay bir şey bu.
herkese veriyorsunuz, tespit yapmıyorsunuz, vergilerle geri alıyorsunuz daha yüksek gelir gruplarından. Ayrıca bu ihtiyaç tespitinin başka bir sakıncası daha vardır. Başka bir önemli sakıncası daha vardır. Bu bürokratik işlemler ve ihtiyaç tespiti yöntemleri o kadar kaçırıcıdır ki o desteği hak eden insanlar da başvurmaz. Ya da bu bürokratik süreci aşıp ulaşamazlar hak ettikleri yardıma. Bu faydalanamama oranı fikri ve bununla ilgili çalışmalar da sosyal politika alanında çok yaygındır. Ne kadar faydalanılıyor, ne kadar ihtiyacı olan gerçekten bu yardımdan yararlanıyor konusu. Temel gelir bu sorunu çözüyor. Şimdi başka bir şeyi, ikinci bir çekiciliği temel gelir fikrinin anlamlı olmasının ikinci bir nedeni çalışıp çalışmamaktan bağımsız olarak veriliyor. Öteki sosyal yardımlar hep yani işsiz olacak, çalışamayacak durumda olacak, yani istihdamla bağlantılı olarak düşünülür. Bu öyle değil. Bu herkese veriliyor ve iş bulup çalıştığı zaman insanlar kesilmiyor. Bu önemli çünkü sosyal yardım politikalarının karşısındaki en önemli endişe, sosyal yardım politikalarının yarattığı, bütün sosyal politika önemlerini yarattığı en önemli endişe tembelliğe teşviktir. İnsanlar tembelliğe teşvik eder. Ve eder hakikaten. Eğer aldığı küçük bir yardım kesilecekse bir işe girdiği zaman o işi reddetme eğilimi fazla olur. Şimdi herkese verilen ve çalışmama koşuluna bağlı olmayan bir yardım bu davranışı değiştiriyor. Yalnız şunu da söylemek lazım. Bir temel gelir politikası uygulaması, istihdam davranışlarını, emek arzını hiç etkilemez mi? Etkiler. Etkiler insanları çok düşük ücretli, çok zor koşullarda, iş sağlığı ve güvencesinin olmadığı durumlarda, sömürünün çok yüksek olduğu durumlarda çalışmayı reddetmeyi imkanı sağlar insanlara. Bu da önemlidir. Dolayısıyla işçi ile işveren arasındaki pazarlık gücünü etkiler ve işçinin bazı işleri reddedebilmesine yol açar. Bunu yapar. Bunu yapar ama bunun dışında hani benim nasıl olsa belirli bir gelirim var, çalışmam demek pek doğrulanmış bir davranış değil bu. Doğrulanmış bir davranış değil. Yeri gelmişken söyleyeyim, Finlandiya'da yapılan son 2 yıl içinde 2017'de başlayan bir proje vardı Finlandiya'da temel gelirle ilgili ve özellikle bu temel gelir uygulamasının insanların istihdam seçeneklerine çalışma konusundaki davranışlarını nasıl değiştirdiğine bakıyordu. Bir pilot projeydi bu. Küçük bir pilot projeydi. İki grup üzerine çalışıyorlardı. İşsiz ikisi de. İşsizlerden, uzun dönemli işsizlerden oluşan iki grup üzerine çalışıyorlardı. Bir kısmına, bir gruba temel gelir desteği yapılıyor. Ötekine yapılmıyor. Bunların çalışmaya ne kadar katıldıklarını, çalışma hayatına ne kadar katıldıklarına bakıyorlar ve temel gelir alanların daha yüksek oranda katıldıkları ortaya çıkabiliyor. Yani çok değil ama bir miktar daha yüksek oranda katıldıkları ortaya çıkabiliyor. Bu tabii çok önemli bir bulgu. Ama bu bir pilot proje, küçük bir proje. Yani her yerde bu böyle olur diyemeyiz tabii bunun bu şekilde söylenmesi mümkün değil. Ama yani doğrulanmış bir şey değil geliri olanın. En azından doğrulanmış bir şey değil. Bir gelire sahip olmanın daha az çalışmaya yol açacağı doğrulanmış değil. Şimdi üçüncü bir ilginç ve çekici tarafı var temel geliri. Onu da söyleyeyim. Aile yardımı değil. Aileye değil, bireye veriliyor. Şimdi sosyal yardımlarda genel olarak hane halkı hedeflenir.
hedeflenen hanedir. Hanelere, yoksul haneye yardım yapılır. Bu bir ölçüde gerekli olabilir pratik koşullarda. Ama şunu dikkate almak lazım. Hane içi eşitsizlikleri göz ardı edersiniz bunu yaptığınız zaman. Özellikle kadınların durumunu göz ardı edebilirsiniz. Toplumsal cinsiyet temelli iş bölümünün yarattığı eşitsizlikleri kaybedebilirsiniz, gözden kaybedebilirsiniz. Temel gelir bireysel olduğu için bunu aşabiliyor. Feminist düşünürler arasında tartışılmış bu. Mesela Carol Pateman'ın feminist bir perspektifle temel gelire bakan bir makalesi var. Burada temel gelirle birlikte ücretsiz ev içi emeğinin değerlendirilmesi fikrini, ücretsiz ev içi emeğin bir maddi karşılığı olması gerekir yolundaki önerileri değerlendiriyor, birlikte değerlendiriyor. Ve bu ev içi emeğin maddi karşılığı olması gerekir denildiği zaman, bu yönde bir politika uygulandığı zaman, bunun toplumsal cinsiyet temelli geleneksel iş bölümünü sürdürme tehlikesi yaratabileceğini söylüyor. Yani bunu yaptığınız zaman kadınlara bir miktar şey demiş oluyorsunuz. Bu sen bu işi yapacaksın, bunun da karşılığını alacaksın demiş oluyorsunuz. Halbuki temel gelir uygulaması kadınlara toplumsal cinsiyet temelli iş bölümünü kabul etmek ya da reddetmek olanağı veriyor. Ev dışında çalışmak ya da çalışmamak olanağı veriyor. Dolayısıyla özgürlük alanını genişleten bir öneri. Bu da önemli. Bir dördüncü çekiciliği daha var temel gelirin ki o bugün herhalde çok önemli. Bugün bu küresel salgından sonra yaşayacağımız ekonomik daralma, işsizlik durumunda bununla nasıl mücadele edilir diye konuştuğumuz günlerde önemli bir yönü daha var, önemli bir tarafı daha var. O da bir otomatik istikrar unsuru oluşturuyor. Otomatik istikrar unsuru oluşturuyor. Şimdi bu sisteme içkin otomatik istikrar unsurları kavramı Keynesyen iktisatta çok tartışılan bir kavramdı. Mesela artan oranlı gelir vergisi, işsizlik sigortası, temel gelir. Eğer sistemin içinde böyle uygulamalar varsa ekonomik daralma zamanlarında, istihdamın düştüğü zamanlarda bunlar gelirleri ve istihdamı belirli bir düzeyde tutabilmeye yardım ederler. Temel gelir konusunda bu daha da önemlidir. Çünkü temel gelir özellikle dar gelirli kesimi etkilediği için daha yüksek gelirli kesimden vergilerle geri alınacağını düşünüyoruz. Özellikle dar gelirli kesimi etkilediği için dar gelirli kesimlerin gelirlerinin daha yüksek oranını tüketime harcadıklarını düşünürsek, tüketimde yaratacağı canlandırma etkisi daha büyük olacaktır ve bu önemlidir. Bir daralma döneminde, ekonomik daralmayla mücadele ederken, istihdamla mücadele ederken. Yani iktisatçılar, bugünkü tartışmalarda bu iktisatçıların gündeme getirdiği bir şey. Yani bu gelir düzeyiyle tüketim oranı, gelir tüketim ilişkisinin farklı olması ve bu yüzden de temel gelirin önemli olması fikri önemli gündeme geliyor. Şimdi bunlar bütün bu çekici tarafları herkes bir tarafından tartışıyor ama aynı zamanda da bir direniş var. Yani olmaz öyle şey diyen bir kesim de var. Şimdi tabii buna kuşkuyla bakanlara da dinlemek lazım. Çünkü düşünülmesi gereken çok şey var. Çok güzel bir fikirmiş, hadi hemen uygulayalım denilecek bir şey değil. İşin teknik tarafları var, çok düşünülmesi tarafları var. Ama söylenilen bazı şeyler çok da üzerinde tartışılabilecek şeyler sonuç olarak. Mesela maliyet konusu çok tartışılıyor. Çok pahalıdır. Maliyeti karşılanamaz. Şimdi maliyet meselesi tabii gelirin düzeyine bağlı. Yapacağınız desteğin düzeyine bağlı.
yapacağınız desteğin düzeyine bağlı. Ve bunu da düşünürken düzey ne olmalı? İnsanlara ne kadar bir düzenli gelir transferi, nakit transferi yapılmalı dediğimiz zaman bu tabii ekonominin olanaklarına, ulusal ekonominin olanaklarına bakarak düşünülebilecek bir şey. Ama şunu da unutmamak lazım. Yoksul kesimde, gerçekten geliri düşük kesimde küçük miktarda da olsa her ay düzenli bir miktar paranın eve gireceği, eline geçeceği, bunu bilmek hayatın belirsizliğini azaltmakta çok önemlidir. Yani düşük olması aman bu zaten anlamsız bir şey dememek lazım. Bu önemli bir şeydir. Özellikle hani Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için özellikle önemlidir. Ama her yerde belirli bir gelire sahip olmak hayatın belirsizliğini azaltır ve bu önemlidir. Bunun dışında da şunu söylemek lazım. Kaynaklar her zaman kıttır. Yani ama mesele kaynak kıtlığı değil, önceliklerdir. Neye öncelik vereceksiniz? Yani temel gelir pahalı olabilir ama başka pahalı olmayan politika yok mu? Yani niye temel gelir değil de mesela işletmelere karları düşmesin diye destek vermek ve bunu istihdama bağlamamak? Yani bu öncelikler düşünülebilir ve öncelikler de siyasi niteliklidir. Yani herkes kendi siyasi görüşüne göre savunabilir önceliğini. Ama kaynak kıtlığından bahsederken mutlaka önceliklerden de bahsetmek gerekir zannediyorum. Tabii asıl direniş, temel gelir fikrinin karşısındaki esas direniş sınıfsal ve ideolojik. Sınıfsal ve ideolojik bir değişim. İnsanı iş gücü olarak mı görüyorsunuz, yurttaş olarak mı görüyorsunuz? Eğer insanı iş gücü olarak görüyorsanız ve çalışmayana ekmek yok fikrini benimsiyorsanız, ki bu ahlaki bir duruşta olabilir. Hani herkes çalışıp emeğinin hakkını almak durumundadır çalışmadan. Niçin birisi, insanlar gelire sahip olsun? Bu bu tür bir görüş. Çok yaygın olabilir. Sağ kesimde çok yaygın olabilir. Sol kesimde de esas olan istihdamdır. Bunlar sulandırmadır. İş yaratmak gerekir fikri çok yaygın olabilir. Ama bugün değil galiba. Mesela ben hatırlıyorum. Sol kesimde bizim temel gelir tartıştığımız 2000'li yılların başında bu tür eleştirilerle çok karşılaşmıştık. Bugün bu yok. O eleştirilerin geldiği kesimlerde temel gelir savunulduğunu görebiliyoruz. Bu da tabii olumlu bir şey, iyi bir şey. Çok bu ortamda bunun olması çok anlaşılabilir bir şey. Anlaşılabilir bir şey. Şimdi deniliyor tabii. Bunun doğrudan doğruya hani soldan da gelebiliyor ama sağ kesimden gelen ideolojik direniş çok daha farklı bir biçim alıyor ve çok daha önemli olabiliyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde temel gelir fikrine karşı çıkan cumhuriyetçi siyasetçiler, Cumhuriyetçi Parti'den siyasetçiler şöyle şeyler diyebiliyorlar. Şimdi ekonomi açılacak, işlere geri döneceğiz. Öyle bir ortamda insanlara başka yerde daha iyi seçeneklerim olabilir, onun için bu işe geri dönmüyorum demelerine yol açacak bir teşvik mekanizması yaratamayız diyor. Haklı. Tam da yaratılacak şey budur. Bir ay dayanabilirsem daha iyi iş bulurum diyebilir birisi. Ben bir ay dayanırsam daha iyi iş bulabilirim ve temel gelir o dayanmayı sağlayabilir. Dolayısıyla haklı duruşta. Ama şimdi bunu düşünürken tabii istihdamın ne olduğunu, çalışma hayatının ne olduğunu da düşünmek durumundayız.
çalışma hayatının durumu nedir? Mesela Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2019 Dünya İstihdam Raporu, Küresel İstihdam Raporu'na baktığınız zaman, şimdi bu küresel salgından önce yayınlanmış bir rapor. Küresel salgın öncesinde yayınlanmış bir rapor. Son derece çarpıcı bir takım veriler buluyorsunuz. Yani dünyada çalışanların, çalışan nüfusun, küresel çalışan nüfusun %61'i kayıt dışı ekonomide çalışıyor. Dünya nüfusunun %55'inin hiçbir sosyal güvencesi yok. Orta gelirli ve düşük gelirli ülkelerde her 4 çalışandan biri, işi olup çalışandan biri yoksul. Yani şimdi çalışmak sadece gelir getirsin diye yapılan bir iş değildir. İnsanı zenginleştiren bir şeydir. Kendini gerçekleştirmesine yardım eden bir şeydir ama çalışma hayatımızın durumu da bu. Ve bu sadece yoksul ülkelerde değil. Yani orta gelir grubunda ya da düşük gelir grubunda olan ülkelerde değil. Mesela şeyi düşündüğümüz zaman özellikle gelişmekte olan ülkelerde ama Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ama gelişmiş ülkelerde de çok önem kazanmış olan bu gig ekonomisi dediğimiz ekonomiyi düşündüğümüz zaman insanlar belirli bir iş yerinde çalışıyorlar. Belirli bir şirkette çalışıyorlar. Ama kendi hesabına çalışan kategorisinde kayıtlı görmüyorlar. Dolayısıyla sosyal güvenlik sorunlarıyla kendileri uğraşmak zorundalar. Bir işsizlik durumunda ya da başka bir çalışamama durumunda başlarının çaresine bakmak durumundalar. Ve bugün bu durumdalar salgın ortamında. Salgın ortamında işe gitmemeleri demek tamamıyla kendi başlarının çaresine bakacak durumda olmaları demek. Yani temel geliri düşünürken bunları da düşünmek lazım. Ve temel gelirin sadece kısa vadede yoksulluğu önlemesini, istihdamın daraldığı bir ortamda insanlara belirli bir gelir sağlamasını değil, daralan bir ekonomiye tüketim imkanı ve dolayısıyla gelir daralmasını azaltıcı bir etki yapmasını değil, aynı zamanda istihdamın bu yapısının dönüşmesine de etkili olabileceğini düşünerek bakmak lazım. Uluslararası Çalışma Örgütü bir süredir sadece istihdam yaratmaktan bahsetmiyor, insana yakışır iş yaratmaktan bahsediyor. Yani bu decent work kavramı, insana yakışır iş kavramı. Yani bu temel gelir insanlara insana yakışmayan işleri reddetme olanağı veriyorsa eğer, belki işlerin insana yakışır hale gelmesine de vesile olabilir. Bu iyi bir şey. Yalnız asla söyleyeceklerim bu kadar ama bitirmeden önce bir noktaya daha dikkat çekmeye istiyorum. Yani temel gelir çok çekici bir fikir. İşte özellikle onu da söylemem lazım. Vergi sisteminin iyi işlediği, vergi mükelleflerinin ve vergiden muaf kimselerin gelirlerinin şeffaf bir şekilde görülebildiği ülkelerde çok güzel işleyebilir. Çünkü verilir herkese. Aynı miktarda bir transfer yapılır. Geliri belirli bir düzeyin üstünde olan mükelleflerden de alınır. Dolayısıyla masraf çok büyümez. Yani maliyet karşılanabilir hale gelebilir diyebiliriz. Ama vergi sisteminin iyi işlemediği, devletin vergi kapasitesinin düşük olduğu, dolaylı vergilerin çok yüksek olduğu, gelir vergilerinin değil de dolaylı vergilerin çok yüksek olduğu ortamlarda bu uygulanma zorlaşabilir. Bu olmayabilir. Asıl sorun budur. Yani kaynak sorununun üzerinde çok duruluyor, kaynaklar yeter mi diye. Kaynak sorunu konuşulurken üzerinde durulması gereken vergi sisteminin niteliğidir. Dolayısıyla mesela Türkiye gibi bir ülkede
asgari gelir desteği son derece gereklidir. Ama bu temel gelir olarak değil, bir asgari gelir desteği olarak, beyana ve talebe dayalı olarak, böyle aşağılayıcı ihtiyaç tespiti yöntemlerine başvurmadan, insanların evlerine gidip yoksul mu değil mi diye bakmadan bu yapılabilir. Dolayısıyla bir temel gelirden çok Türkiye gibi bir ülke için asgari gelir desteği türü bir şey düşünmek daha anlamlı olabilir. Fakat şimdi vergi sisteminin iyi işlediği gelişmiş ülkelerde iyi uygulanabilir dedim. Belki çok yoksul ülkelerde de iyi uygulanabilir. Çünkü eğer nüfusun %80'i kayıt dışı işlerde çalışıyorsa, çalışan yoksulluk oranı çok yüksekse, o zaman bütün evsizlere, yoksul mahallelerde oturan herkese verilebilecek bir cüzi miktar buralarda son derece önemli olabilir. Yani gelir devlet kapasitesinin yüksek olduğu gelişmiş ülkeler ve en yoksul ülkeler belki de bu orta gelir grubu ülkelerden daha uygun bu uygulamaya geçmek için diyebiliriz. Bu düşünülebilir. Bir de dikkat edilmesi gereken şey, unutulmaması gereken şey, temel gelir uygulaması en müsait olan şartlarda işte maliyet kontrol altında tutularak uygulandığını düşünsek bile tek başına eşitsizlik ve yoksulluk sorununu çözmekte yeterli olmaz. Bunu mutlaka akılda tutmak lazım. Eğitim, sağlık, toplu taşımacılık, konut politikaları, bunların mutlaka uygun, anlamlı bir biçimde işlediği, politikaların işlediği, sistemlerin oturmuş ve eşitlikçi bir biçimde çalıştığı yerlerde temel gelir gene gerekli olabilir. İstihdamın yapısını değiştirmek de gene etkili olabilir. Ama tek başına dediğim gibi yoksulluk ve eşitsizlik sorunlarını temel gelirle çözemezsiniz. Bunu da söylemek lazım. Teşekkür.